Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün hep beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarkıfelek. Evet, çarkıfelek yapıyoruz. Yepyeni eğlenceli çocuk videolarımızda çarkıfelekle oyunlar oynayacağız sizlerle birlikte. Havuz başında çok güzel oyunlarımız olacak. Bu yüzden hazırlığımıza başladık bile. Anne Pollyanna kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Videomuzun başında söyleyelim. Bunlar için çarkıfelek için neler gerekli? Evet, anlatıyoruz. Nisa, hamur bakalım. Kutusu. Hamur kutusu. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı deyince Fatih'i gösterdik yalnız. Evet. İki taraflı bant. İki taraflı bant. Çift taraflı stres bantımız. Çarkı. Stres çarkı. Makas. Makasımız. Kalemler. Kalemlerimiz lazım. El işi kağıdımız. El işi kağıtlarımız var rengarenk. Evet, bu kavanoz yani kalın kartonda diyebiliriz. İnce almadık arkadaşlar. Daha kullanışlı olsun diye. Kimler var videomuzda? Sakız. Batafix. Batafix arkadaşlar. Çift taraflı yapıştıracağız değil mi buna? Yapıştırmak için mi bu? Aynen, tamam. Dayanıklı. Başarız. Dayanıklı. Bunları da kullanacağız. Peki şimdi kimler var? Yoklama alıyoruz her zamanki gibi. Nisa burada. Chucky burada. Yakışıklı Pusat burada. Ve yakışıklı Fatih burada. Ve ben her zamanki gibi buradayım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İlk önce bu kavağımızı yuvarlak olarak böleceğiz. Yani yuvarlak yapacağız, keseceğiz. Şimdi ilk önce bir çizeceğiz, ondan sonra da keseceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Evet, çiziyoruz. Arkadaşlar yuvarlak olabilmesi için karton kutumuza kek fanusunu ne yaptık böyle? Evet. Çekeyim mi? Kek fanusunu aldık. Harika yapmışım. Evet. Tamam, güzel. Şimdi bunu kesiyoruz. Pusat kes bakalım. Ya ondan ne keselim? Yok, makas da alabilirsin istersen. Bence bunları keselim. Benim şurada tamam. Gitmesin. Evet arkadaşlar, kartonumuzu kestik. Çok fazla vakit almaması için orayı kayıda koymayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Tam ortasına bir yuvarlak yapıyoruz. Fatih hadi bakalım ortasına şunu yerleştirdik çift taraflı bantımızı. Ben şöyle bir dakika. Oradan. Sol kullanıyoruz. Solak mıyız biz? Evet. Evet, Fatih solakmış. Bunu da öğrenmiş olduk videoda. Ne yapıyor? Çok önemli bir bilgi edindik yalnız. Evet. Çok kötü çiziyorum bence. Bence de farkındayım. Nasıl yuvarlak çizilmesi görebilir misiniz arkadaşlar? Tamam, sıkıntı yok. Biz onu düzeltiriz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu parçalara böleceğiz arkadaşlar. Amacımız biz çarkıfelek yapacağız ama biz bunu oyun için kullanacağımız için bu bölümlerde ne yapacağız? Hem cezalar olacak hem de istediğin cezayı yaptırabiliyoruz. Bir ödüller. Bir de hem pas. Cezalar hem bir de ödüller pas olacak. Ödüllerimiz olacak. Hadi bakalım şimdi cetvelimizle birlikte bu arada gereken malzemeleri cetvelimize koymamıştık. Evet, yapacağız. Parçalara bölüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Cetvelimizle birlikte bölümlere ayıracağız. Bunun için şimdi ortadaki yuvarlığa baz alarak önce bir dikine, sonra da bir böyle enine çizdim. Şimdi ne yapacağım? Bunları böyle böleceğim arkadaşlar. Biraz daha üstü bence. Birbirine paralel böleceğim. Çünkü onları da tekrar ikiye böleceğiz. Bakalım kaç tane olacak bu şekilde. Üstünden geçeceğiz sonra çünkü az bir renk var. Evet. Şimdi sadece biz bunu ne yapıyoruz? Bölümleri ayırmak için kullanıyoruz. Böyle ne oldu? 2, 4, 6, 8 oldu. Bence yeterli mi? Yoksa bir ara yapalım mı? Ara yapalım. Ne dersiniz? Şöyle küçücük bir ara. Bulan çok şanslı olsun ödül bölümü. Evet. Ne dersiniz? Çok şuraya. Küçük. Evet. İstediğini yapabilme bölümü koyalım. Heyecan katalım. Çarkıfeleğe bir heyecan bölümü katıyoruz. Bu arada istediğim... Arkadaşlar şu bölüm. Ve buna paralel şöyle yapalım. Buraya giden sevinsin. Bu mu bu mu? Seçin. Bence bu. Sağ alan kurtulur. Bu olan mı? Evet. Tamam. Şöyle göstereyim. Şöyle küçük bir şey yapalım. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şey, bu arada istediğini yaptırma şeyden olmayacak. Yani çarpıfekten olmayacak. Kendisine özgü. Evet. Onu da söyleyeyim. Evet. Tamam, bu da tamamdır. Şimdi şu iki bölümümüz arkadaşlar, biz bunu çarkıfelekte özel bölüm yaptık. Ceza mı ödül mü? Bir ödül bir ceza. Bir ödül bir ceza. Nasıl tamam. Diyeyim? Yani bir ödül ve bir ceza
Ne yapacağız? Göster burayı. Evet, gösterdim. Şu an net gözükebiliyor mu? Çok net gözüküyor. Bakalım. Bir alayım ben Rıfkı'mı. Rıfkı gel. Sevgilim gel. Ben geçeyim mi? Evet. Şimdi geçeceğiz. Bunun üzerinden geçiyoruz. Şöyle. Geçeyim mi? Evet, evet. Bence cetvelle geç. Sallama. Evet, üzerinden de geçtik. Şimdi çok daha anlaşılabilir çizgilerimiz var arkadaşlar. Bu şekilde bölmüş olduk. 10 parça mı oldu çocuklar? Evet. Evet, 10 parçamız oldu. 10. 10 parçamız oldu. Şimdi tam ortasında bir delik yapacağız. Bence yaptım. Biraz daha. Biraz daha eline kaldır. Şuraya olmaz. Evet. Mı? Boşluk olsun orada. Hani yakınlaşıyorum. Çok. Rıfkı gel bebeğim. Sen altından şey yap, ben bakıyorum. Şu anda çıkıyor. Biraz daha az. Tamam, yeterli bu. Çekme. Ama alttan bir şey olmadı. Tamam, bu kadarı yeterli. Çok fazla büyük bir delik olmasına gerek yok. İşte oldu. İşte oldu. Bunu bırakırsan böyle. Evet, hadi bakalım. Hanımefendi olarak. Evet, şimdi Nisa buraya tam ortaya bir delik açtı. Arkadaşlar bunu isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Ama karton bizimki mukavva olduğu için, biraz kalın karton olduğu için biz makasla buradan hafif deldik. Dilerseniz büyüklerden bu konuda destek alabilirsiniz. Önemli olan buradan tam ortasının belli olması. Sadece amacımız tam ortasının belli olması. Biz ne yapacağız? Bu ortaya bunu ileride yapıştıracağız. Ve bunun düştü. Bunun böyle dönmesini sağlayacağız. Tek amacımız bu. O yüzden bu şekilde döndürmek için biz ne yapacağız? Buraya yapıştıracağız. Şimdi çok yakın olduğu için istediğimiz gibi çarpı felek dönüş olanı bulamayacak. Ne yapacağız? Biz burada kartonda 6 tane 1, 2, 3 bölüm var. Hemen şöyle kuzucuklar yakınlaşabilir misin Rıfkı'cığım? Gel. Geldin değil mi? Böyle 6 tane kutucuk istiyoruz. Bunları keseceğiz buradan ve oraya yapıştıracağız. Bu çok önemli değil. Sadece arada mesafesinin kalmasını istiyoruz. Zili bayağı beğendi yalnız Azra. Şöyle. Ding, ding, dong, dong. Evet. Şimdi amaç şu. Oldu mu? Evet. Bu şekilde çifter çifter biraz daha alan bulacağız. Şimdi biz onu şununla yapıştıracağız. Evet. Patabiz. Sakız. Tamam. Nisa'nın sakızı. Hayır, gerçekten arkadaşlar bunun adı sakız. Tamam. Patafix diye geçiyor da çocuklar kendi arasında konuşurken sakız da diyorlar. Tamam, peki. Hadi bakalım. Biz böyle küçük küçük kestik ama bunlar küçük oldu. Şimdi tekrar kestik arkadaşlar. Şu şekilde biraz daha büyük kestik. Yani şunu buraya sabitlememiz için, bu aradaki mesafeyi de dönmemesini engellemeye çalışıyoruz. Bunun için ne yaptık? 1, 2, 3, 4 ve 5. katını bu şekilde birbirine yapıştıracağız. Bu şekilde 3 tane ayağını, bacağını, artık neyse değil mi? Evet. Ayağını, bacağını senin buraya yapıştıracağız. Evet. Stres çarkı. Artık sen bizim çarkı fileğimiz olacaksın. Amacımız bunları bu şekilde buraya aradaki mesafeyi kapatabilmek arkadaşlar. Hadi devam edelim. Evet. Çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Full çalışıyoruz. Aradaki mesafeyi kapama çalışmaları. Ben de çok Pusat ve anne Pollyanna mesafeyi kapatıyor. Ben çok çalışıyorum arkadaşlar. Yani çok ben çalışıyorum. Evet. Çok emek var işte. Şöyle. Anne bak ben ya. Bir şey lazım evet. Şu anda. Şu an devam ediyoruz. Arkadan gelen sesler için özür dilerim arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorsun Pusat? Evet, kez yapıştırmaya devam. Biz 5 kat mukavvayı ancak birleştirerek 6 tane. O 5 mi? 6 mı? 6.'sı olacak. Evet. 6.'yı da birleştiriyoruz. Şöyle. Buradan kesiyor annem de. Şu an ne durumdayız? Bu şekildeyiz. Daha sonra ne yapacağız? Pusat onu yaparken biz biraz anlatalım. Burada arkadaşlar renkli kağıtlarımız var. Eriş kağıtlarımız. Biz bunlardan çıkartacağız. Böyle renkli renkli. Sakız. Buraya ödüllerimizi ve cezalarımızı. Taktı yalnız. Sakız, tamam sakız. Alıp çiğneyelim bari. Şunları alacağız rengarenk.
Oraya yapıştıracağız en son bölümde. Düzeneği kurduktan sonra rengarenk bir çarkı feleğimiz olacak. Bunun için de bu çarkı felek için şu stres topumuzu stres topu. Yani stres neydi? Çarkı mıydı? Stres çarkı. Buraya koyacağız. Bu bunu döndürecek. Bunu da buraya yapıştıracağız. Amacımız bu şekilde çarkı feleğimizi çevirmek. Şunu altına mı koyacağız? Evet, bunu da bu şekilde düzeneğin altına yerleştireceğiz. Bunu altına, üstünün altına yerleştireceğiz. Tamam. Devam ediyoruz. Evet, şu an yaptık biz hepsini. Şimdi bunu kartonumuza yapıştıracağız. Dönüyor mu? Bir bak bakalım, göster bakalım. Evet, çok harika. Dönüyor. Harika dönüyor. Evet. Tamam, şimdi düzeneğimizi ne yapacağız? Yapmış olduğumuz, hazırladığımız düzeneği tam bu orta delikten itibaren buraya yapıştırmamız gerekiyor. Buralara ne kullanalım? Buralara işte burada arkadaşlar devreye çift taraflı bant giriyor. Ya da çift taraflı bant. Sakız. Ya da evet. Hotfix de olabilir ama. Sakız. Sakız, hotfix. Evet, bu nasıl çıkıyor? Tamam. Buradan kesebiliriz. Keselim oradan. Devam ediyoruz şimdi. Dur ben onları çıkartayım. Evet, şimdi pusata veriyoruz. Buradan yardımını buradan çift taraflı bantı arkadaşlar Fatih ile biz keseceğiz. Bir göster Nisa'cığım. Evet, yapıştırılışını da göster. İçine. Pusat koy. Bastırıyorum evet. İçine. Evet, öyle. Şöyle bir tarafını yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra pusat bastırıyor. Onun üzerindeki tarafı açacak. Evet. Son bir tane. Evet. İyicene bastır. Sesi de tam oldu fark ettiniz. Evet. Biraz yakınlaşalım. Tam riski alabilirim Nisa. Şimdi bunu nasıl kaldıracağız? Çok güzel bir şey. Şimdi üst tarafını açmamız gerekiyor. Evet. Biraz kalın aldık. Oradan. Evet. Oradan incece. Evet, çıkmıyor. Yer. Devam edelim oradan. Evet. Çıkartıyoruz. Ve çift taraflı bantın ilk tarafını çıkartıyoruz. Bizim aldığımız pek kaliteli çıkmadı galiba. Biraz zorladı. Evet. İyi ki çıktı. Şimdi bu üst tarafı bize neyi yarayacak? Çarkı felek kartonumuza yani mukavvamıza tutunmasını sağlayacak. Ve bu stres çarkı dönmeyecek. Onun yerine bizim yapmış olduğumuz çarkı felek dönecek. Oldu galiba. Direkt evet, oldu. Yakınlaşalım. Ben şunu şöyle alayım. Öyle değil. Evet, oldu. Evet. Böyle oluyor. Tamam. Şimdi bunu. Geç Nisa yanım tarafa. Gel. Ben de geçeyim. Geç sen de. Hazır mıyız? Azda da burada neler hazır yapıyor? Wow. Hesap makinesi yapmış herhalde. Hesap makinesi yapıyor benim kızım. Siz de böyle kağıtlardan oyuncaklar yapabilirsiniz. Yapıştırıyorum. Evet, tam ortaya baz alıyoruz arkadaşlar. Tam ortadan o çift taraflı çift taraflı bantı yapıştırdığımız yerden hep birlikte. Tamam. Oldu. Evet. Halkın kahramanı. Bakıyoruz. Ne yapıyorsun? Bence oldu. Bakalım deneyeceğiz şimdi. İstediğimiz olabildi mi? Bakın arkadaşlar. Döndürüyoruz. Of. Hadi bakalım bismillah. İçimden bir ses diyor ki çift taraflı bant çok kötü. Evet. Oldu. Harika. Evet, oldu. Şimdi çocuklar bunu yapabilmemiz için evet harika oldu. Ama biraz daha düzenin üzerimde durmasını istiyorum ben. Çünkü biz oyun oynarken bu masaya çok yakın olduğu zaman istediğimiz rahatlık olmayacak. Evet. Bunu yapıştırırsak eğer. Yine bir kalitik. Evet. Aynen. İstediğimiz zaman durdurmasını da görmek istiyoruz. Oyunlarda hem daha heyecanlı olur hem de düzenek çok yakın olursa olmaz. Ne yapacağız? Şimdi bu sefer biz bunu yapıştırdık. Stres çarkının bu tarafını kartonumuza yapıştırdık. Şimdi geldi sıra şu buraya. Tam ortaya bir tane karton yapıştırıp ondan sonra da oraya yine çift taraflı bant yapıştırmak. Onu ne yapacağız Nisan? Bu sefer buna yapıştıracağız. Evet. Çift taraflı bant olabilir miyim? Çift taraflı bant burada. Önce oraya bir karton yapıştıralım buraya. Şöyle yapıştıralım. Acaba bunu kim? Evet. Şimdi bir karton daha aldık. O kartonumuzu da tam ortaya
Potifix de yapıştırdık arkadaşlar. Sağlam oldu mu Nisa? Bir kontrol et istersen. Görmüyor. Çıkartmaya çalışın, çıkartmaya çalışın. Bastırın, bastırın. Gençler bastırıyor arkadaşlar. Buraya da bir tane daha şey koyacağız bunu durdurmak için arkadaşlar. Şimdi biz çift taraflı bant kullanacağız. Buyurunuz. Patı. Bunun için Patafix de olur arkadaşlar. Evet, makas. Patafix de olabilir. Ama biz bu çift taraflı bant bayağı sağlam tuttu. Bununla devam edelim bence. İkisi benzer şeyler zaten sonuç. Yani şöyle tam çekmişim. Evet, yapıştırıyorum. Evet. Şimdi çok güzel oldu. Şeyini çıkartıyoruz. Şuradan. Evet, açabildik mi? Evet. Açıyoruz. Evet. Nisa da açtı. Kırmadım. Fatih, evet. Yapıştır. Tam bir imece usulü oldu. Ortaklaşa. Bence oldu. Bırak bir bakalım. Oldu bence. Bence kayıyor. Dönecek. Kayıyor. Dönecek daha olmadı, zaten. Daha olmadı. Şöyle, bir dakika şöyle basacağım. Oldu, oldu. Dönecek zaten, onun amacı o. Bakalım. Şimdi deneyeyim mi? Döndürelim. Dönmeyecek o. Dönmeyecek o. Onun düşmemesi lazım. Bir bakın bakalım. Dönmeyecek. Dönmüyor. Biliyorum. Çünkü neden? Çünkü sabitlenmedi. Evet. Heh. Aşağıya tam sabitlememiz gerekiyor. Onun için biz düzerek yapacağız şimdi. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar bunu gerçekleştirmiş olduk ama hem sabitlemiş olacağız hem de durduğu zaman çarkı felek durduğunda nerede durduğunu, hangi cezada ya da ödülde durduğunu anlayabilmemiz için altına da bir ayrıca düzenek yapmak istiyoruz. Bunun için şimdi ne yapıyoruz? Ben çizdim. Diğer mukavvamızın tam bu şekilde, bir saniye Nisan müsaade edelim. Tam geçişini sağlayabileceğimiz, yani o kalınlıkta olabilecek bir karton kesiyoruz. Ben önceden çizdim. Keselim. Buradan kesiyoruz şimdi hızlıca. Arkadaşlar. Evet. Bir dakika. Oo, bir hesap makinesi görüyorum bakın, sanki. Bakın fotoğraf çekiyorum. Hadi çek bakalım. Poz verin. Tamam. Kesiyorum. Şu anda biraz zor kesiyorum. Evet, sert bir karton olduğu için, mukavvalar biraz kalın olduğu için esasında kesmesi zorlanıyor. Burada siz isterseniz büyüklerinizden destek alabilirsiniz. Ben şu an yayında videoyu çektiğim için biraz zorlanarak da olsa Nisa gerçekleştiriyor. Evet. Evet, şimdi başladık. Ne yapacağız? Onu oraya sabitliyoruz. Devam edelim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar biz bu düzeneğin kapağını, hamur kabımızın kapağını kapadık. Bu şekilde hem daha ağır olmasını sağladık. Hem de bunu buraya ne yapacağız? Yapıştıracağız bu şekilde kartonumuza. Kartonumuza yapıştırdıktan sonra biz burada hangi oyun ve cezanın belli olacağını, duracağını belli etmemiz için bir düzenek oluşturmak istiyoruz. Burada bu yüzden gösterelim Nisa'cığım. Ne? Çöp şişimiz nerede? Bu marketlerden alabileceğiniz, bütün marketlerde var arkadaşlar. Bunlardan alabileceğiniz çöp şişleri kısalttık, kestik. Burada Patifix'le buraya yapıştırdık. Göstereyim bir saniye. Evet. Kartonumuzun düzergahına yapıştırdık. Şimdi buraya ucuna da bir gösterge yaptık mı arkadaşlar? Evet. Onu da yaptık mı? Buraya yerleştirdik mi? Tamamdır. Tamam. Çok güzel oldu ha. Evet. Kuşu da böyle gaga gibi oldu. Bizim kuş. Bu da Rıfkı olsun ya. Bu da Rıfkı. Her şey Rıfkı. Yapalım mı? Şurasına. Tamam, yaparız onu da sonra. Tamam. Çünkü daha bunun üzerine cezaları yerleştireceğiz. Ve ödüllerimizi. Ve ödüllerimizi. Evet. Hadi bakalım. Bakıyoruz. Deniyoruz. Biz onu istersen. Hadi bakalım. Döndürün. Ben yapayım mı? Evet. Harika. Nerede durursa oradaki ceza alır ya da ödül alır. Olur. Tamam mıdır? Azar denemek ister misin? Ay. Gel bakalım. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı hadi. Evet. Daha hızlı. Aa, şu çıktı. Harika. Sen bırak. Harika. Oo. Peki şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun üzerine cezaları yazmak. İstediğiniz siz ceza yazabilirsiniz, numaralar yazabilirsiniz. Bu şekilde bir sona erdirelim bu videomuzu. Sizin isteğinize göre bırakıyoruz. Zaten biz bu düzenekle oyun oynamak için bunu gerçekleştirdik. En son halini diğer videolarımızda da göreceksiniz. Çünkü biz bununla birlikte ne yapacağız? Bol bol video çekeceğiz. Oyun videosu çekeceğiz sizler için. Bu videonun altına
Oynamak istediğiniz, bizim oynamamızı istediğiniz, izlemek istediğiniz oyunlar olursa yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Peki, videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve iyi yorumlar yazmayı unutmayın. Ne yapıyorlar? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın.